Selam arkadaşlar, bugünkü konumuz veteriner hekim Türkiye'de mi daha çok kazanıyor yoksa yurt dışında mı daha çok kazanıyor? Okuyan arkadaşlarımızdan bize gelen mesajlar, biz yurt dışına çıkıp hekimlik yapsak daha mı iyi, nasıl çıkabiliriz? İşte Türkiye'de kazanç nasıl, Avrupa'da kazanç nasıl, Amerika'da kazanç nasıl, Kanada'da çıkan arkadaşlarımız var. Onun hakkında bilgi, bize fikir soran arkadaşlarımız var. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, Türkiye'de ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kazanırsınız. Yani bunun yurt dışıyla bir alakası yok. Yani yurt dışında, şimdi arkadaşımız orada 30 bin euro kazanıyor, bir arkadaşım var, görüşüyorum. Ama buranın, yani burayla kıyasladığınız zaman 30 bin TL gibi. Yani oradaki hayat standartları, buranın hayat yaşam tarzıyla, giderleriyle, yani buranınkini kıyasladığımız zaman buranın 30 bin lirasına tekabül ediyor. Yani zaten bir klinik bu parayı fazlasıyla kazanıyor arkadaşlar. Yani onun için hiç başka bir Avrupa ülkesine gidip de orada ikinci sınıf vatandaş gibi ezilip orada standartlarınızı istediğiniz gibi yaşayamayıp yapılan her işlemde, her pozisyonda biz Türk olduğumuz için en iyisi biz bile olsak ikinci sırada hak bizim oluyor arkadaşlar. Yani benim BMW'de çalışan arkadaşlarım, Fabrikas Siemens'te çalışan arkadaşlarım, yani adamlar üniversiteleri bitirmişler en iyi şekilde, ama Alman olan çocuk daha alt seviyede bitirmiş, müdür Alman, bizim arkadaşımız onun alt kademesinde müdür yardımcısı veya personel müdürü gibi, şef gibi görev yapmaktadır. Klinik olarak da aynı şekilde arkadaşlar, Kanada'daki bir kişi 40 bin dolar para kazanıyormuş. Yani ama oranın yaşam tarzına göre, oranın giderlerine göre de 40 milyar arkadaşlar. Yani şimdi biz bunu kazanabilir miyiz Türkiye'de diye düşünüyorum. Şimdi siz Avrupa'da Türkiye'deki gibi çalışırsanız o parayı kazanırsınız. Siz Avrupa'da çalışmadan hiçbir şey kazanamazsınız. Yani orada diliniz dört dörtlük olmadıktan sonra, oradaki yeterlik sınavlarınızı veremedikten sonra zaten orada hekimlik yapmanız imkansız. Eğer siz bu kadar zeki ve bu kadar başarılıysanız zaten Türkiye'de de çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Yani Türkiye'deki bizim yaşam tarzımız, işte bindiğimiz arabalarımız, işte evimiz, gittiğimiz mekanlar, restoranlar, eğlence yerleri, sosyal yaşantımız, yani gayet başarılı. Yani illa bunun yurt dışına çıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada işinizi Avrupa'daki standartlarda, Avrupa'daki yasalar gibi, yani disiplinli bir şekilde çalışırsanız fazlasıyla kazanacağınızı ben biliyorum. Çünkü biz bu işin içindeyiz, böyle yaşıyoruz. Yani sabah kalktığımız zaman BMW'ye mi binelim, Mercedes'e mi binelim, klinik arabasına mı binelim, motora mı binelim diye tercihlerini yapabiliyorsak sizler de bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok zor şeyler değil. Avrupa'da çalışma saatleriniz belirli, standartlarınız belirli. Sabahın saat 4.30'unda 5'te ayağa kalkıp işte kliniktir, hastanedir, işte çiftliktir mecbur gitmek zorundasınız. Siz zaten Türkiye'de saat 4.30'da ayağa kalkıp İşinizin başında çalışmaya başlarsanız 40 bin değil 80 bin lira, daha fazlasını çok rahatlıkla kazanabilirsiniz. Biz hekim arkadaşlara bakıyoruz. Biz 8'de benim personelim kliniği açarken ben de 8'de gelip klinikte oluyorum. Ama hekim arkadaşlara bakıyorum. 10.30'da kliniğe gelen var, 11'de kliniğe gelen var, 5'te klinikten giden var. Yani böyle insanlar da var. Tabii ki bu adam hayatı boyunca kangoya biner, kangoyla hayatına devam eder. Yani bu adam umurunda değil ki. Yani kliniğe gelmişim, gitmişim, kazanmışım. Adamın önünde değil, adam yemeğini yesin, suyunu içsin, gece yatsın, sabah 10.30-11'de gelsin, 5'te evine gitsin. Çocukları yaşar, gayet güzel, eşi gayet rahat yaşar. Kendisi de hayatının sonuna kadar dobloyla bu sektörü devam ettirir. Ama birazcık böyle para kazanacağım dediğin zaman, birazcık daha çalıştığımız zaman arkadaşlar, çok daha rahat bir hayat yaşayabilirsiniz. Burada da en büyük önemli şey, bu kazanmanın kilit noktası da şu arkadaşlar. Siz hangi şehir, hangi köy, hangi ilçede olursanız olun, kendinizden taviz vermediğiniz müddetçe kazanırsınız. Kendinizden taviz vermeye başlarsanız kazancınız da biter, yaşantınız da biter. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi bir otele gidiyorsunuz, bir ihale var. Klinik olarak başvuruyorsunuz. Ne yapıyor genel müdür veya otel sahibi? Listelere bakıyor, seni bekletiyor. Gittiğin zaman belli bir çizgide konuşuyor. Arkadaşın değilse otel sahibi veya o gittiğiniz yerin sahibi. Standart bir vatandaş gibi bekliyorsunuz. Her şey bitiyor. Eğer siz uygun görürseniz sizi çağırıyorlar. Sizin teklifinizi kabul ediyorlar. Şimdi
Ahmet denilen adam o otelin sahibi. Sen de kardeşim bu kliniğin sahibisin. Yani buraya otel sahibi geldi diye ona 5 takla atarsan, şekiller şekile girersen sen kaybetmeye mahkumsundur arkadaşım. Senin için buraya gelen savcı da aynı, polis de aynı, otel sahibi de aynı, galerici de aynı. Hiçbir vatandaş ayın bu yapmadan sen kliniğin patronu olarak işine devam edersen, hakkın neyse de yazarsan, altına da imzanı atarsan, o zaman hayat standartlarının değişmeye başlar arkadaşlar. Onun için kendinizden taviz vermeyin, yaptığın işlerden ödün vermeyin. Yok o otel müdürü, yok şu, yok buya girerseniz, ya ondan şunu almayalım, yok bundan şunu yapmayalım diye başlarsanız, vereseye de açılırsanız, bu işin sonu olmaz arkadaşlar. Ve dersiniz ki ya biz kazanamıyoruz, biz kliniği kapattık, kliniği başka yere taşıdık olmadı, başka yere taşıdık yine olmadı. Ya isterseniz uzaya taşıyın arkadaşlar, eğer siz dik durmazsanız her yerden gidersiniz. Ama dört dört işinize sahip çıkarsanız, biz niye 20 senedir aynı mahalledeyiz, aynı sokaktayız, aynı işlerindeyiz, işlerimizi de satın aldık. Yani biz bilmiyor muyuz başka mahallelere taşınmayı, başka yere klinik açmayı, şubeler açmayı? Biliyoruz, en kralını biliyoruz ama gelen müşteri sizi görmek ister, sizin muhatap olmak ister, sizinle ilgilenmenizi ister. Siz de aslanlar gibi işinize sahip çıkarsanız hiçbir Avrupa ülkesine, hiçbir dünya ülkesine gitmenize gerek yok. Burada daha da saygı göreceksiniz. Bizler nasıl görüyorsak sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Okuyan arkadaşlara söylüyorum bunu. Daha keyifli olacak. Neden? Atıyorum burada bir balık restoranının sahibinin köpeğine bakarsınız. Eşinizle, çocuklarınızla, arkadaşınızla gittiğiniz zaman o sizi kapıda karşılar, ilgilenir. Onun keyfini alırsınız. Bir yere alışverişe gidersiniz, oranın sahibinin kedisine veya köpeğine bakıyorsunuzdur. Aynı şekilde ilgi görürsünüz. Ya Türkiye'de böyle bir samimiyet var. Ben Avrupa'da da yaşadım arkadaşlar. Orada da okudum. Praktikum yaptım. Yani onun için de seyahatlerim çok fazla oldu dünya ülkelerinde. Kimse kimseyi tanımaz arkadaşlar. Yani sen gidersin, alışverişini yaparsın. Adam senin müşterin bile olsa suratına bakmaz. İşte boşuna yapalım demiyorlar. Döner çıkarsın. Ama Türkiye'de o samimiyet, o sıcaklık, o kardeşlik var. Sen sabah dükkanını açarsan 8'de 24 saat telefonun açık olur, hizmetini verirsen, ekibini düzgün kurarsan, yeni klinikler kurumsal bir şekilde daha dört dörtlük işletmenizi açarsanız, bu zaman daha da büyürsünüz, daha da keyif alırsınız arkadaşlar. Bu sefer işte şimdi artık birleşmeler var, ortaklaşmalar var, hayvan hastaneleri var, cirolar 40 bin, 60 bin, 100 bin lira çıkmaya başladı ve çıkıyor birleşme işlerinde. Bu sefer kazancınız daha da fazla olacak. Onun için hiç korkmayın. Klinik açan arkadaşlar için diyorum. Özel sektördeki olan arkadaşlar da ona göre kendi ağırlıklarını koysunlar. Benim fiyatım bu desinler. O işte de uzmanca çalışsınlar. Haklarını alsınlar arkadaşlar. Türkiye'de her şey inanın diğer ülkelere göre daha keyifli ve daha rahat. Oradaki şeye takılmayın. Aa işte o 40 bin dolar kazanıyormuş. 60 bin dolar kazanıyormuş. 30 bin dolar kazanıyormuş. Ama oradaki kira ne kadar? 4 bin euro kira veriyor arkadaşım. Yani sen burada 1,5 milyar atıyorum kirada oturan bir kişi veya 2 milyar kira verirken adam orada 4 bin euro ne yapıyor atıyorum? İşte 40 milyar, 30 küsür milyar para kira vermiş oluyor yani matematiğe vurduğun zaman. Onun için Avrupa'daki standartlara baktığınız zaman çok büyük paralar değil arkadaşlar. Ama orada da yani hakkınız vardır, başarılısındır, Avrupa'da yaşamak istiyorsunuz, aileniz Avrupa'dadır. Tabii ki olur. Orada da saat 4.30'da kalkarsınız arkadaşlar. Ben arkadaşlarımdan biliyorum okumaya gittiğim zaman. Ya dedim ne oluyor, bütün ev 5 kişi kalıyorlar, aile fertleri. Sabahın 4'ünde herkes ayakta, kahvaltı yapılıyor. Pıtır pıtır herkes işe gidiyor. Gece geliyor. Çok kısa bir zaman kendine vakit ayırdıkları zaman sonra uyuyorlar. Sabah bir daha kalkıyorlar. Böyle yaşadıktan sonra istersen 70 bin euro kazan, 70 bin dolar kazan arkadaşlar. Hayat bir şekilde geçiyor. Sen bu parayla yaşayamadıktan sonra, değerlendirmedikten sonra, kendine zaman harcamadıktan sonra bunun bence hiçbir önemi yok. Türkiye'deki arkadaşlarıma söylüyorum. Türkiye'de daha çok çalışırsak daha çok kazanacağız. Daha da çok kazanmak için imkanlar var Türkiye'de. Devletimiz, krediler, destekler, inanılmaz artılar var sektörümüzle alakalı. Bunları da alırsanız, mesela çiftlik yapanlar, büyükbaş, işte koyun, keçi, inek gibi İnanılmaz teşvikler var. Bilinçli ve düzgün çalışırsanız arkadaşlar, ya hayal edemeyeceğiniz arabalara binersiniz, hayal edemeyeceğiniz evlerde yaşarsınız. Ya ben okurken şunu diyordum, ya ben Mercedes'e binebilir miyim? Veya BMW'ye binebilir miyim diye hayal ederken, BMW'si, Mercedes'i, Porsche, Jeep'i, Range'i, hepsine bindik ve biniyoruz. Daha da bineceğiz. Allah uzun ömür verirse. Yani bunları sizler de yapabilirsiniz, yapabileceksiniz. Okuyan arkadaşlarıma söylüyorum.
Hiç yılmayın. Biz her zaman buradayız. Her zaman burada yeni açan klinikteki arkadaşlarım telefonunuz ucunda. Telefona destek oluyoruz. Ne yapalım, nasıl yapalım diyen arkadaşlarımıza da. Sizlere de her zaman destek olacağız. Yeni mezun olan arkadaşlara, okuyan arkadaşlarımıza. Hiçbir zaman ya biz Avrupa'ya gidelim daha iyi olalım diye bir şey yok. Türkiye'de çalıştığımız zaman daha iyi olacak. Her şey daha keyifli ve çevremiz daha nezih, daha güzel. Ama hiçbir zaman kendinize ödün vermeyin arkadaşlar. Hiçbir zaman kimseye taviz vermeyin. İşinize sahip çıkın. Yeterli. Çok hızlı konuştuk bugün. Çünkü hastalarımız var, ameliyatlarımız var. Yine onlara gireceğim. Onlara hazırlıkları var. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Kafanıza ne takılırsa bir kardeşiniz olarak buradayım. Okuyan arkadaşlar ve hekim olan arkadaşlar biz buradayız. Bekleriz her zaman.